Atil, komşun da seni dolandırıcılıkla suçladı. Röportajı izledin. Kimdi Serap Hanım o? Kim miydi? Biraz önce komşun dedi ya. Ha, onu açıkladım Serap Hanım. Ha. O kadınla biz, o bana kafir oldu, ben ona kafir oldum. Şimdi dedin ya bir arazi verdim, istemedi. Arazi dedin galiba. Evet. İstemedi, böylece senin hayır, de borcun vermiştim. Var. Ben vermiştim aslında, ben verdim. Dedim ki al abim bu senin olsun. Ama dedim benim şeyim kalmasın dedim. Ama adam o anda cezaevine girdi. Bu iş kaldı. Kaldığı için de şu anda ben o şeyin parasını ödüyorum. Sen hem onunkini hem kendininkini mi ödüyorsun evet, yani? Evet şu anda ben ödüyorum. Hiç eksik ödemen yok yani. Bu kadın niye çıktı da seni dolandırıcılıkla suçladı? Niye kadının traktörünü alsınlar ki o zaman? Ha, niye ödediysen haciz geldi traktörüne. Kadının traktörünün bağlandığı doğru. Niye? Ancak ben şu anda o parayı ödüyorum. Ama niye bağlansın işte? Aciz ama niye gelsin? Ama ben sonra ödemeye başladım. O ben onun geldiğinde çözdüler şey, ona kağıt gelmiş. Bıraktılar mı traktörü? Onu bilmiyorum. Ona şey yapmışlar. Hala öyle bir şey yok. Traktör haciz edildiyse icra yoluyla satılmıştır zaten. Yani borç ödeniyor manası şudur. Traktör satılır. Ne kadar borcu? Tabii borca gider. Yani banka borcuna gider. Ben ona senin 3 dönüm arazi vereceğim dedin ya. Bence evet. Sen borcu ödememeye karar hayır. Vermişsin. Benim, 3 dönüm araziyi de niye veriyor? Zaten üstüne 50 tane haciz vardır. Verdiği arazinin bir anlamı da yok. O değil hocam öyle değil. Normalde benim üstte ayrı bir arazi vardı. Dedim ki abi bu senin olsun. Ama dedim ben kendi şeyimi ödeyeyim sen kendinkini öde dedim. O zaman dedi ki bana alayım dedi. Bu sefer adam cezaevine girdi. Ha benim arkadaşımdı. Daha önce benim sen kendininkini o kendi borcunu ödeyecekse araziyi niye veriyorsun ki? İşte ben ödeyemeyeceğim. Ne anlamı var? Fazladan hayır. Arazi vermiş oluyorsun. Ödeyemeyeceğim onu. İçin verdim. Ödeyeyim. O zaman ödeme durumum yoktu. Ödeyemeyeceğim için onu verdim. Tamam dedi. Ben alayım dedi. Ama adam da cezaevine girdi. Cezaevine girdiği tamam. İçin ben bu sefer borcu komple kendim senin ödemeye kalktım. Senin üzerine mal varlığı var mı? Var. Ha var. Yani o evi de onun için mi Nurgül'e yaptın hayır, diye hayır, hani. Hayır. Peki şimdi Nurgül'ün ablası Esma ve yeğeni Tuna da seninle ilgili ve teyzeleriyle ilgili konuşmuşlar. Köylüler konuşacak, Atil şok olacak. Atın Bey utan utan, Süleyla'nın yüz karası utan. İkinci çocuk da sırtının çocuğunu ovalarda koyun gitti, sırtının çocuğunu. Koyun gece güdülür, orada yaylada. Sırtının çocuğunu sabaha kadar koyun gider. Amcamızın oğlu demeye utanıyoruz biz Atina'ya. Eve vardı ertesi gün dayak, dayak, dayak. Bizim çocuğumuzun kafasında kaç dayak dikişi var. Dişleri bütün çenelerini görmüş, bir şey yiyemedi. Bulamac ettim, döktüm. Bir ay baktım, bir ay iki ay. Çocuklarım başladı gene ağlamaya. Geldi çocuklar yerine gene kandırdı. Battı çıktı, onlar da karıyı kazanıyorlar da karıları yedirika. Karıları yedirika, kazanıyor da karıları battı çıktı. İcra çıktı, bir de icrayı benim bacımın üstüne yıktı. Kardeşim korktuğundan konuşamıyor. Şimdi Atin oradan gelecek de beni öldürecek diye onun korkusuna yaşar. Nurgül Hanım'ın başına gelenleri şu dağlar, taşlar... Kapısına. Söyle ya, söyle. Serap Hanım şunları kapatır mısınız? Niye? Çünkü bunlar kaç sefer şu adamla biz tüvek tüvek birbirimize girdik. Şu Tuna denilen kişiyle. Neden biliyor musunuz? Sadece benim koyunlar ot yayıldı diye. Tuna'yla birbirine girdin. Adnan'la birbirine çünkü girdin. Baldızlarınla birbirine girdin. Atlan, komşuyla birbirine girdin. Anlatabilir miyim? Ben başka kimsenin dargınlığım yoktur. Tuna, Atlan bana geldiler o istediler. Yani ufacık köyde sadece senin dargın olduklarını mı buldu? Benim köyümde abimiz. Değil bunlar. Ayrı köy. Bak Tuna. Veya işte neyse. Amca çocuklar hocam. Çocuk. Yani. Tuna'yla Atlan benden oy istediler. Ben de arkadaş ben size oy vermeyeceğim. Açık ve net oy vermeyeceğim dedim. Şu an onun intikamını mı alıyorlar? Aynen. Ha. Bir de benim koynum. Benim yani koyunlar sen vardı. Oy verseydin kazanacaktı bir kişi o bir kişi. O zaman en iyi bendim. En iyi bendim bir de şimdi Tuna'nın. Bir tek sen oy vermediğin için kaybettiler hayır. Mi yani öyle mi oldu? Atil Bey bir de muhtarlık gizli oyla yapılıyor. Senin bunlar da neydi hocam biliyor musun? Bilecek? Bana Nadi Güdülü oy verdiler. Nadi Okka'yla güdülü oy yaptılar. Bana verdiler. Bunlarda öyle bir hastalık var. Ben de dedim ki açık açık söyledim. Devam ben edelim. Atmayacağım dedim. Devam edelim. Atmayacağım dedim. Onun ülkesini alıyor. Bir de. Devam edelim. Hani dili olsa da söylese. O kadının yani dünyada çekmedi hiçbir şey kalmadı. Bu evin üzerinde bu evin bu dönme şansı yok. Bu evin üzerinde benim bildiğim kadarıyla 72 tane icra var. Değerzemin bu borcu ödeme şansı yok. Eşi askere gittikten sonra Atin Çullu o zaman kendi hanımından ayrılmıştı dayak yüzünden. Hatta beraber çalışıyorduk, elmaya yövmeye falan gidiyorduk. O hanımı dayak yüzünden kovdu, bıraktı gitti. Ondan sonra
Dezem de evlilik yaptı. Atin Çullu o zamanlar hiçbir şey yoktu yani. Amelelik yapıyordu. Hani çalışmaya gidiyor gündele. Bir kez Dezem'i kandırdı. Oradan kaçırdı geldi. Nenem 95 keçi, bir eşek, bir de köpekle beraber bunu bir ev etti. Şu göbeline oturttu buraya. Çadırı oturttu. Başka kadınlarla düşüp kalkıyordu. Onları işçi olarak çalıştırıyorum dedi. Dezem şu çadırda, şu karşıdaki gördüğümüz çadırda 200 koyunu sırtı çocuklu güder gelirdi gece sabahlara kadar. Yiyecek bir dilim ekmeği yok. Komşularım vardı burada, yazlıkçı komşularım vardı. Komşular işte ona yemek verirlermiş. Hala buradan gideli kaç sene oldu hala konuşuyorlar. Yalnız Dezem burada yani yoklukla geçti. Yediği dayağın haddi hesabı yok zaten. Yani Dezem tamamen şu anda bakıma muhtaç. Sadece kuzusunu arıyor, kuzusunu arıyor ama buradaki mağdur olan Dezem'e ettiklerini çekiyor orada.